Sen gene onların peşinde ol. Zehra'nın onunla birlikte olmasını istemiyorum. Sen hiç merak etme Ekrem amcacığım. Ben ne yapıp edip onların evlenmesine engel olurum. Ne evlenmesi be? Zehra ve Kertenkele asla evlenmeyecek. Asla! Haklısınız Ekrem amcacığım, haklısınız. Kertenkele Zehra'nın yanına asla yaklaştırılmayacak. Gene de o adamdan her şey beklenir. Ünsal o adamın yüzünden hapislere düştü. Yetmedi, hapisten kaçtı. Ne oldu? Kanun kaçağı oldu. Ah, Ünsal abi hapisten mi kaçtı? O sahtekarı Zehra'dan ve ailemizden uzak tutmamız lazım. Anlıyor musun Semih? Evet evet anlıyorum. Anlıyorum Ekrem amcacığım. Tamam ya Melis kusura bakma yani hafızamı kaybettim de. Evet seninle bir şeyler geçti aramda. Yani duygularımda da öyle bir şey değildim. Yani duygularım yalan değildi. Ama tabii ki hafızam geri geldikten sonra da yani baktım ki ben yani gerçekten Zehra'ya karşı büyük bir şeyler yani büyük bir sevgi besliyorum ve hani buna karşı koyamam. Ahmet ne diyorsun sen ya? Yani bir şeylere tutunmak istemiştim o dönem ve karşıma sen çıktın ama yani ben anladım ki Zehra'yı seviyorum yani yapacak bir şeyim yok. Ahmet ne saçmalıyorsun sen ya hafızam gidikken sen geldiğinde Zehra bu ne demek ya? Melis bak yani biz bunu daha önce de konuşmuştuk ama aramızda değil mi? Ya o zaman dedeme rağmen ikide bir neden odama geliyordun? Ya canım sen her şeyi yanlış anlamışsın. Ziya senin odana gelmiyordu. Dedemden kaçarken yanlışlıkla senin odana geliyordu. Ne saçmalıyorsun sen ya? Aa yeter ama ya. Anlamıyor musun? Adam beni sevdiğini söylüyor işte. Gurursuz. Çık git artık aramızdan ya. Bir rahat ver. Affet beni Melis. Ben Zehra'yı seviyorum ve ömrümün sonuna kadar da onu seveceğim. Canım, güzelim. Hadi daha ne bekliyorsun gitmek için? Git kendine başkasını bul. Ki senin gibi bir karaktersiz için çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Göreceksin gününü Zehra. Bunu bana nasıl yaparsın Ziya? Ya ne yaptım Zehra? Seni sevdiğimi söyledim işte. Ona ninni söylemişsin, uyutmuşsun, odana götürüp ışıkları söndürmüşsün. Ya ne ninnisi Allah aşkına? Vallahi iftira. O zaman niye öyle konuşuyor? Ya ne ninnisi? Ben elimi bile sürmedim. Anlamıyor musun Zehra ya? Seni kıskandırmak için yapıyor. Of, ruh hastası ya. Gerçek. Hı-hı. Gerçek. Ya. Canım. Ben biliyordum hep beni sevdiğini. Sana bunun hesabını soracağım Zehra. Beni mutsuz ederek mutlu olacağını mı düşünüyorsun? Ayaklarıma kapanıp özür dilesen de seni affetmeyeceğim. Mahvedeceğim seni, göreceksin. Artık affettin mi beni sevgilim? Evet sevgilim.
Yani artık hiç ayrılmayacağız değil mi? Hayır. O zaman yani burada benimle yaşayacaksın, ha? Ben seninle her yerde yaşarım Ziya. Yeter ki orada sen ol. Beni bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum Zehra. Ben de. Biz şimdi ne yapacağız? Sen ne istiyorsan onu. Zehra bak, ben çok sıkıldım ya. Yani gerçekten ben sadece seninle beraber mutlu olmak istiyorum. Ben de. Ama dedem varken nasıl mutlu olacağız? Yani o bizim birlikte olmamızı istemiyor ki. Elbet o da aşkımızın büyüklüğünü anlayacak. Tabii canım. Ben zaten dedenin ne kadar anlayışlı biri olduğunu, beni balıklara yem etmek istediğinde anlamıştım. Geçmişteki kötü anıları unutalım sevgilim. Geleceğe bakalım, olur mu? Yani o zaman geleceğimizi planlayalım biz, ha? Nasıl planlayacağız? İçeri geçelim istersen. Orada konuşuruz geleceğimizi yani. Ne yapalım? Yani benim odama gidelim. Orada geleceğimizi planlayalım. Şimdi benim eve gitmem lazım. O kıskanç dedeme benim burada olduğumu söyler. Zehra. Yoksa planlardık da. Yenge ya, Allah Allah Zehra. Ya gitme, bir dur ya. Gitmem lazım. İyi tamam, hadi. Görüşürüz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.